Öncelikle dinde başarısızlığın hükmü nedir diye düşünmek lazım. Yani dinde başarısızlık diye bir şey yok. Yani fıkıhta yanlışa bile sevap var kıymetli dostlar. İslam hukukunda, İslam fıkhında bir insan bir fıkıh araştırması, hayatın içindeki bir olayı araştırırken, içtihat yaparken yanlış yaptığında bile ona bir sevap var. Çünkü o yanlışı bulduğunda dahi ardından gelenlerin o yanlışa düşmesine engel olacak bilgiyi ortaya koymuş olduğu için o yanlışı engellemek adına bir problemi ortaya döktüğünden dolayı her yanlış hükme dahi bir sevap vardır. Dolayısıyla bir çocuk, bir genç, bir yetişkin bir şey yaptığında yapamamış olması bir başkalarının o yoldan giderken ne yaparlarsa yanlışa düşerleri ortaya çıkardığı için o bile bir basamaktır, o bile bir gayrettir. Dolayısıyla gayreti bile muvaffakiyet sebebidir İslam inancına göre. Hatadan korkmayalım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumaktan çekinenlere de her bir harfi doğru okuyana bile bir ecir vardır diyerek mükafatta bulunuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyanlara mukarrab yani en yakın, en protokol, en üst derece melekler onlarla beraberdir, onlara yakındır diye müjde var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim normal okuyanlar da elbette eşlik ediyorlar ama çok güzel okuyan, yürekten okuyan, maneviyatıyla, sesiyle, ruhuyla okuyanlara daha yakın bir eşlik olduğunu müjdeliyorlar. Allah inşallah yanlışlara düşmeden, hatalara bir şekilde uğramadan, eksiklerle karşılaşmayan gerçekten en doğruyu bulamaz. Hiç kimse hata yapmadan buralara gelmedi. Hata yapmaktan çocuklarımız korkmasın. Üniversite imtihanını kazanmak bir mesafe, bir basamak. Ama üniversite imtihanından sonrası için, üniversite imtihanından sonraki okul süreci ve okul sürecinden sonraki hayatın içindeki imtihanlara hazırlanmak en önemlisi. Anneler, babalar dimdik ayakta durun inşallah.